Merhaba Emek ve Hayat izleyicileri. Bu hafta İzmir'deyiz. İzmir'de emek mücadelesi açısından önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerek kamuda gerekse özel sektörde Türkiye genelinde olduğu gibi sendikasızlaştırma politikaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından özellikle AKP'li ve MHP'li belediyelerde ard arda işten çıkarmalar yaşanmıştı. Önce Aliağa'da başladı. Toplam 250 işçi işten çıkarıldı. Ardından Bergama'da sendikalı oldukları gerekçesiyle 4 işçi işten çıkarıldı. Yine Bergama'da Tariş Yemta AŞ'de sendikalı oldukları gerekçesiyle tek gıda iş üyesi 7 işçi işten çıkarıldı. Öte yandan şu an önünde bulunduğumuz Ege Serbest Bölge'de sendikalı oldukları gerekçesiyle ard arda işten çıkarmalar yaşanmaya başladı. Önce Deritex üyesi SF Trade tekstil işçileri işten çıkarılmıştı ve 130 gündür burada işlerine geri dönebilmek için direnişlerine devam ediyorlar. Ardından 12 Şubat tarihinde sendikalı oldukları gerekçesiyle 94 Birleşik Metal İş üyesi işçi Kale grubuna bağlı Pratt & Whitney'de işten çıkarıldı. Tüm bu gelişmeleri İzmir genelinde yaşanan bu gelişmeleri takip etmek üzere Emek ve Hayat ekibi İzmir'e geldik. Evet, İzmir'de Ege Serbest Bölge'deyiz. Yaklaşık 130 gündür işlerine geri dönebilmek için direnişte olan Deritex üyesi SF Tekstil işçilerine ziyarete geldik. Şu an yanımızda işten çıkarılan kadın işçilerden 3'ü buradalar ve ilk işten çıkarılanlardan biri de Ayşe Erim. Nasıl oldu Ayşe? Süreç nasıl başladı? Ne zaman işten çıkarıldı? Ben Ağustos ayında Deritex Sendikası'na üye oldum. Ekim ayında işten çıkartıldım, 25 Ekim. Sendikaya üye olmanın ardından işten çıkarıldın değil mi? Tabii ki de, onlar benim sendika üye olduğumu duyar duymaz 2 gün içerisinde beni işten çıkardılar. Gerekçe olarak ne söylediler? Ben kalite kontrolü yapıyorum. Benim işimde bir tane hata bulduklarını öne sürerek fabrikaya zarar uğrattığımı ve bunun arkasından benimle çalışmak istemediklerini ifade ederek beni çıkardılar. Sevcancığım hakkında şikayet var denildi. Ben şaşırdım tabii, hayırdır, hani niye şikayet var diye. Onlar da dediler ki sen insanlardan zorla borç para istiyormuşsun. İnsanları baskı yaparak evine davet ediyormuşsun gibi bir şeyle geldiler. Ve ben tabii çok şaşırdım. Hani böyle bir şeyin olmadığını söyledim. Yani benim kesinlikle böyle bir şey yapmadım ve böyle bir şey olmadı dedim. Hani bu nereden çıktı diye. O da dedi ki hakkında dediğin arkadaşların seni şikayet ettiler ve hakkında böyle bir gerekçe var ve sen kendi hakkını savunacaksın ve bana şey savunma yazdırmaya kalktılar. Ben dedim hiçbir şekilde savunma yazmam dedim. Hani ben böyle bir şey yapmadım. Yapmadıysan o zaman savunmanı yaz dediler. Ve tuttum savunmamı yazdım. Bu sefer işte ihtar yazdılar bana. İşte savunmam geçerli bulunmamış. Ondan sonra ihtar yazdılar ve ben dedim ki hiçbir şekilde ben bu ihtarı imzalamam dedim. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım dedim. Eğer benden şikayetçi olan varsa dedim gelsin karşıma yüzleşelim dedim. Ve ben çok şaşırdım tabii böyle bir şey. Tazminatsız çıkmama ve böyle gelen bir iftiradan dolayı. Ve o şekilde beni işten çıkarttılar. Aynı hafta içerisinde üretim şefi beni çekip odaya, işte Nurcan fabrika kapanabilir, insanlar işsiz kalacak, bak sizin yüzünüzden gibi söylemler yapmıştı. O söylemleri ben yaymışım gibi üzerime iftira atıp baskıyla bana imza attırdılar. Peki bunun sendikal gerekçe olduğunu düşündüren şey neydi sana? Şimdi biz yani robot değiliz sonuç olarak. Hani herkes aynı işi yapıyor ki orada sadece hata yapan insan ben değilim. İlla ki hatalarımız çıkıyor ve şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. İlk yani. Deri bölümündeki arkadaşların bizim sendikamıza üye olmasıyla beraber bir faaliyet yürütmüştük. O dönemde yetki almamıza çok az bir sayı kalma durumunda işveren duydu ve 14 işçimizi işten attı. Ortalama 50-60 tane işçi arkadaşımızı istifaya zorlamıştı. Biz 2015 yılında 170 küsür gün burada yine tekrar serbest bölgenin önünde atılan işçilerin geri alınması için mücadele etmiştik. Direnişimize devam etmiştik ve uluslararası markalara sıkıştırmamız, uluslararası sendikalarla beraber SF işçilerle dayanışma günleri belirlememiş, SF işçilerle beraber, SF işçilerle diğer uluslararası sendikalarla beraber tüm dünyada eylemlikler yapmıştık ve
bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma şuydu, işte atılan işçilerin kıdem ihbar ve sendikal tazminatlarının ödenmesi. 2019'un Ağustos ayında bu sefer tekstil bölümünde kadın işçi arkadaşlarımızın düşük ücret, zorunlu fazla mesai, mesela örneğin fazla mesai kalmayan, iki gün üst üste kalmayan arkadaşça çok kötü baskılar yapılıyordu. Şimdi bazı arkadaşlarımızın isteği gibi başörtüsü giymemesi, çok fazla hakarete uğramaları, çok fazla yani şiddet boyutuna varacak küfürlerden kaynaklı sendikamızda tekrar buluştular ve örgütlenme faaliyetine tekrar başladık, tekrar start verdik. 12 yıldan beri kendimizi orada çok ezdirmişiz. Mesela 29 Ekim'de çalışıyorduk. Normal mesai ücreti gibi ücret veriyorlardı. Ekstradan hani artı bir bilmem ne falan değil yani. Sonrasında zorunlu mesai var. Yani illaki mesai kalacaksın. Hani benim bugün işim var, işte çocuğum rahatsız, bunları deme şansımız bile yoktu. Arkadaşım bir tanesi çocuğu rahatsız olduğu için izin istedi. O da şey yani mesai kalmayın izin. Hani normal günün tamamladı yani. Usta takım lideri döndü, dedi ki kıza sen kim köpeksin? Yani bu şekilde hakaretler altında çalışmıştık. İşveren önce düşündü ki bunlar kadın işçiler. Anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri izin veremez. Hani direnemezler diye düşündüler. Ama yanıldılar, biz kadınlar daha güçlüyüz. Tabii çok soğuk ve yağmurlu zamanlarda da burada olduk. Ama biz devam edeceğiz yani, direnmeye devam edeceğiz. Yani soğuk, işte dışarıdan gelen, mesela bazı şeyleri yasakladılar burada bize. Çay içmemizi, işte tuvaletleri yasakladılar. Hani bu tarz şeyler bizi engellemeyecek. Bir kere bunu anlasınlar. Biz sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Buradayız. Böyle çok büyük bir suç işlemişiz. Yani biz ondan işten atılmışız gibi oldu ama ben çok şükür ya şimdi daha şeyiz yani, daha güçlüyüz. Ve anladım, kadınlar daha güçlü ve istedikleri zaman her şeyi yapabileceklerini anladık. Yani evet, biz kadınlar daha güçlüyüz ve her şeyi başaracağımıza inanıyoruz yani. Ama asla bir daha başka bir işe başlarsam, hani SF sendika girsin, yani orada çalışayım ya da başka nerede olursa olsun, asla bir daha kendimi ezdirmem. Kesinlikle. Sendika hakkımız engellenemez. İzmir Ali Ağa'da 2019 yılında Ali Ağa Belediyesi'nde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan 250 işçi 224 gün boyunca direniş yapmışlardı. İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri de destek vermişti ve bugün gelinen noktada önemli gelişmeler oldu. Nedir son durum Ali Ağa'da? İşçilerin direnişi sonucunda neler oldu? Şu an yanımızda Genel İş Beşnoğlu Şube Başkanı Ali Aydar Kara ve işçilerden Sinan Uğur var. Son gelişmeleri onlardan alacağız. Nedir son durum Ali Aydar Bey? Direniş bitti sanıyorum. Evet. Niye bitti? Şu an iş arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Tabii direniş bitmesinin amacı şuydu. 224 gün kentte direndik. Kentin meydanına, sokaklarına direndik. Uğradığımız haksızlığı işte kamuoyuyla, basıyla, basın yoluyla, basın açıklamalarıyla, çeşitli etkinliklerle tüm Türkiye, uluslararası emek örgütlerinin desteğe danışmasıyla birlikte Türkiye'de çok bilinen bir şey, eylem haline dönüştürdük. Tabii ki bu en sonki eylemin son günü itibariyle işte hem sendikamızın genel başkanı, hem konfederasyon genel başkanı, İzmir Emek ve Demokrasi bileşenleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan görüşmeler sonucunda işte çeşitli kademelerde demokrasi mücadelesi vermiş tüm arkadaşlarımızla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda işten atılan ve direnişli olan Ali Ağa Belediyesi emekçilerinin 224. günü, direnişimizin 224. gününden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iş başı yapmaları sağlandı. Bugün itibariyle işten atılan arkadaşlarımızın birçoğu, tamamı işte direnişteki arkadaşlarımızın kendi mesleklerinde, kendi branşlarında Ali Ağa Belediyesi'ndeki vermiş oldukları hizmetlerin aynısını bugün İzmir halkına emeğini kiralayarak, satarak şu an yaşamlarını idame ettiriyorlar. Tabii biz öncelikle hem işte Tunç Bey'e ve bu konuda emek ve demokrasi bileşenlerine teşekkür ediyoruz. Sonuçta ülkede artan işsizlik, kriz ortamı, iş bulma süresinin arttığı bir dönemde direnmenin, direnişli olan arkadaşlarımızın işte taleplerinin karşılanması bizim açımızdan mutluluk verdi. Durum bu. Peki Ali Ağa'da sizin örgütlenmeniz Ali Ağa Belediyesi'nde devam ediyor mu şu anda? Tabii devam ediyor. Belediye başkanı tahmin edersiniz ki 250 tane insanı attı. Sendikamız üyesi birçok arkadaşımıza baskı yoluyla işte kendi sarı işbirlikçi sendikalara üye olması konusunda bazı yönlendirmeler yaptı. Ama biz halen de orada bunun müjdesini verebilirim. Üyelerimiz var.
Biz sonuçta bu belediye başkanları seçirken, böyle gelirken hiç konuşmadıkları şeyleri, yapmadıkları bütün işleri bugün üyelerimize yapmış olsalar dahi orada DİSK'in genel sendikasının mücadeleci bayrağı orada halen de dalgalanıyor. Peki Sinan Bey, siz işten atılan işçilerden birisiniz Ala Belediyesi'nde. Şu an İzmir Belediyesi'ne sanıyorum girişiniz yapıldı. Sonuçtan memnun musunuz? Nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki sonuçtan memnunuz. Biz uzun süren bir direniş gerçekleştirdik. Sonuç itibariyle bu direniş ses getirdi. Birçok kesim duyarlılığını arttırdı. Başta tabii Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda duyarsız kalmadı. Direnişi sürdüren arkadaşlarımızın tamamını işbaşı yapılması yönünde bir tasarrufta bulundu. Ancak tabii ki bizim amacımız başından itibaren işimize iade olmak, işimize geri alınmak. Mücadelemiz bu yönde devam ediyor, davalarımız devam ediyor. Davalarımız sonuçlandığı takdirde biz tekrar Ala Belediyesi'nde eski işimize çalışmak istiyoruz. Ancak bu konuda Ala Belediyesi biliyorsunuz kanun gereği işe almamada yönünde bir hakkı var, kanun gereği. İşe alınmazsa biz Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam edeceğiz. Ama tekrar işe iadelerimiz olursa da gene eski işimize Ala'da başlayacağız. Amacımız sonuçta işimize iade olmaktı. Ama bu mücadele etmeden de hiçbir şey olmadığını gördük bu süreçte. Öyle ya da böyle bir kazanım elde edilebiliyor. Evet, İzmir'de emek mücadelesi açısından önemli gelişmeler var dedik. Bunlardan biri de Bergama'da yaşandı. Bergama'da 7 Şubat tarihinde sendikalı oldukları gerekçesiyle 4 işçi işten atıldı. O tarihten itibaren işçilerimiz direnişe başladılar. Süreç nasıl gelişti? Bugün hangi noktadayız? Ayrıntıları DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan alacağız. Evet Memiş Bey, ne oldu Bergama'da? Nasıl bir süreç gelişti ve bugün hangi noktadayız? Aslında tabii ki 7 Şubat ve öncesi var. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çeşitli belediyelerde değişiklikler oldu. Bergama Belediyesi'ne de AKP'li belediye geldi. Geldiği günden itibaren yasaklarla başlayan belediye başkanı önce içki yasaklarıyla, sosyal tesislerdeki içki yasaklarıyla gündeme geldi. Daha sonra gerçekten birinci sınıf amatör futbolcuların hepsini sürgün ederek ve Hizmet İş Sendikası'nın orada konuşlanması için elinden gelen çabayı sarf etti. Yaklaşık 630 üyemiz vardı Bergama Belediyesi'nde. Belediye başkanı birebir işçileri çağırarak aynen şu tehdidi savurdu. Ya işinizi vereceğim size ya da hizmet işe geçeceksiniz diye. Doğal olarak ekonomik baskılara dayanamayan işçiler Hizmet İş Sendikası'na geçmek zorunda kaldılar. Gönül tercihiyle değil ama. Fakat orada geçmeyen yaklaşık bir 15-20 üyemiz kalmıştı. En son 7 Şubat'ta 3 kadın arkadaşımızı Bergama Belediyesi Genel Sendikası'ndan istifa etmediler diye çeşitli sürgünler vesaire mobbing uygulamalarından sonra işten attı. O günden sonra da 3 arkadaşımız Bergama Belediyesi'nin önünde işimizi geri istiyoruz diye bir direniş başlattılar. Biz tam bu direnişe destek vermeye başlamışken direnişin 12. gününde sadece İzmir'e 2 saatlik bir programı bahane ederek AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o görüntüyü, o direnişi, o kadın arkadaşlarının çığlığını duymasınlar diye Bergama Belediye Başkanı Kaymakam'ın ortak girişimiyle 2 saatlik bir ziyarete nispet bir haftalık yasak koydular. Ama biz ne yasaklara ne baskılara boyun eğen bir örgüt değiliz. Yer değişikliklerine rağmen, yapılan baskılara rağmen hala sendikamızı değiştirmemiş oluşumuz işvereni rahatsız etti ve 3 arkadaşımızı bize 7 Şubat itibariyle kapının önüne koymuş bulunmakta. Biz onurlu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sendikamızı değiştirmemek konusunda kararlıyız çünkü bu anayasal haktır. Birilerinin baskısıyla ya da birilerinin ekonomik sopayı göstermesiyle, dayatmasıyla insanların sendika seçme haklarını kesinlikle elinden alabileceği, alamayacağı konusunda hemfikiriz arkadaşlarımızla. 12 günden beri dediğimiz gibi bir direniş gösteriyoruz. Mevcut yönetim büyük bir ihtimalle direnişimizden büyük bir rahatsızlık duymuş olacak ki bir hafta direnişi erteleme kararı da çıkardılar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar baskı uygularlarsa uygulasınlar. Biz direnişten vazgeçmeyeceğiz. Biz haklarımızı savunmaktan, hakkımızı almaktan, hakkımızı alma çabasından asla vazgeçmeyeceğiz. Ve bu direnişi hakkımızı alana kadar ve işimize geri dönene kadar da göstereceğiz. DİSK
16. Genel Kurulu'nu yaparken aynen şöyle seslenmişti sunucu arkadaşımız. DİSK yoluna devam ediyor. Biz yolumuza devam etmeye, mücadele etmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz. Bu yasaklar elbet bir gün bitecek ve üç arkadaşımızın Bergama Belediyesi önündeki direnişini İzmir'deki DİSK'e bağlı bütün sendikalarımızla her gün ziyaret ederek orada Mart ayının ortaları ya da sonuna doğru büyük, geniş, katılımlı bir kitlesel mitingle arkadaşlarımızın mücadelesini taşlandıracağız. Bu haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik son bulana kadar onların yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, sendikalı olmak bir haktır. Yasal ve anayasal bir haktır. Ve işçiler hangi sendikaya üye olacaklarına da kendileri karar verir. Hiçbir biçimde devletin, işverenlerin, sermayenin bu konudaki baskısı kabul edilemez. Ve arkadaşlarımız da özgür iradeleriyle DİSK'te olmayı, genel sendikamızın üyesi olmayı seçmişlerdir. Ve bundan dolayı işten çıkartılmaları asla kabul edilemez. Biz bir kez daha Bergama Belediyesi yönetimine, belediye başkanına, yönetimine bu haksızlığa, hukuksuzluğa son vermeleri gerektiği çağrısını yapıyoruz. Ve sonuna kadar da DİSK olarak arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza direneceğimizi, onlarla birlikte olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. İzmir Ege Serbest Bölge'deyiz. Burada sendikalı oldukları gerekçesiyle 12 Şubat tarihinde 94 metal işçisi Kale grubuna bağlı Pratt Whitney'de işten çıkarıldı. Bu süreç nasıl bu noktaya geldi? Sendikasızlaştırma politikalarının önemli adımlarından biri burada nasıl yaşandı? Ayrıntıları konuşacağız şu an direnişteki Birleşik Metal İş üyesi işçilerle birlikte. Yanımızda şu anda İzmir Şube Sekreteri Cengiz Koral var. 12 Şubat'ta başlamadı asıl bu süreç. Bu süreç aylar önce başladı. Hatta yıllar önce başladı. 8-9 sene önce Kale işçilerinin burada çalışmaya başladığından itibaren başladı. İçerideki baskılardan, yapılan zamlardan, insanlara davranışlarından bu süreç öyle başladı. Ve 12 Şubat'tan önce üyeliklerimiz başladı. Bunu duyan işveren 12 Şubat'ta arkadaşlarımızı gece yarısı telefonla işten atmaya başladı. Şimdi 6 yıldır yaklaşık olarak Kale Operatif Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çoğu parçanın yurt dışından gelen malzemelerin sorumluluğu bizdeydi. Şimdi 12 Şubat akşamı gece saat 10.30'da SGK'dan gelen bir mesajla işten çıkartıldığımızı öğrendik. Ben 3 yıldır burada çalışıyorum. Benimle beraber atılan diğer arkadaşlarım da yine en az 2,5-3 yıllık arkadaşlar. Buradaki arkadaşların her biri kendi bireysel alanında uzman arkadaşlar. Bu şirketin kurulumunda, gelişimin geliştirilmesinde ve havacılık ve uzay sektöründe bazı kritik teknolojilerin kazandırılmasında emeği olan arkadaşlar. Fabrikamızda titanyum, kolombiyum ve inkonel gibi kritik parçaların işlenmesi söz konusu. Şu an bize yapılan davranış sanki içeride hiç emek harcamamışız gibi, yani çocuğumuzdan, ailemizden feragat etmemişiz gibi, adi suçlardan, hırsızlıklardan, itaatsizlikten ve iş yerindeki görevini terk etmekten suçlanarak dışarı çıkarıldık. Ben dışarıdaki arkadaşlarıma destek olmak için dışarı çıktım. Diğer arkadaşlarım sadece sendikaya üye oldukları için, yani anayasal haklarını sonuna kadar kullandıkları için işveren tarafında sanki bu suçmuş gibi, sanki anayasal bir cezayı yapıyorlarmış, işliyorlarmış gibi muamele görüp kapının dışarısına konuldular. Peki siz dediniz ki ben sadece dışarı çıktığım evet. için, yani siz arkadaşlarımız direnişe başladıktan sonra mı evet. işten çıkarttınız? Evet. Ben arkadaşlarımız kapının önüne geldi. Anayasal haklarını kullandıkları için tekrar altını çiziyoruz. Anayasal haklarını kullandıkları için arkadaşlar işten çıkarıldılar. Biz de içerideki arkadaşlar olarak bu hukuksuz durumu protesto etmek için tamamen şirket sınırları içerisinde bir alana çıktık. Daha sonra bizi de kapının dışına koyarak, kapıyı yüzümüze kapatarak çalışma hakkımız engellendi. Hiçbir şekilde kendimizi savunma fırsatı bile sunulmadı. Defolun gidin, buraya ait değilsiniz gibi sözler söylenerek bazı arkadaşlarımız zencir edildi. Biz de arkadaşlara destek vermek için yanlarında durduk. Bu fabrikada 6 yıldan beri çalışıyorum. En eski adamlarından birisiyim ben. Kritik pozisyondayım. Kalite özel proseslerin ekip lideriyim. 4 tane ayrı bölüme bakıyorum. Ben de bu süreç içerisinde gerekçe sunulmadan işten çıkartılanlardanım. Hani insan kaynakları yöneticisine dair neden çıkartıldığımı soruyorum, cevap vermiyorlar. Formaliteden bir şeyler düzenlenmiş. Ama bu olayın asıl doğuş sebebi, evet, anayasal haktır, herkes sendikaya üye olabilir.
İçimizde üye olmayan da var, üye olan da var. Ama bu olayın ilk başlangıç süreci S-400 füzelerin alımıyla başladı aslında. Biz F-35'in motor parçalarını üretiyoruz burada, askeri parçalarını. Bu süreç çıkmaza girince fabrika yönetimimiz zaten bize bu durumu bir anlattı. Şu an işte yaklaşık bir 2-3 ay öncesi 75 kişinin fazlalık olduğunu söylediler bize. Ama dediler ki korkmayın, hiçbir şekilde kimseyi işten çıkartmayacağız. Daha da ciromuz artarak gidecek dendi. Ama o konuşmadan sonra birer ikişer işçiler çıkartılmaya başlandı. Gerekli veyahut da yani haklı ya da haksız sebepler ne olduğunu tam bilmiyorum. Kimisi işte sigara içme alanında bulunmamış, işte neden sigara içtin? Herhangi bir sözlü savunma, yazılı savunma alınmadan işlerinden oldu birkaç arkadaşımız. Daha sonrasında da tabii insanlar kendini güvence altına almak için anayasanın ona tanımış olduğu hakkı kullanaraktan sendikaya üye olmuş arkadaşlarımız. Bunu da fabrika yönetimimiz duyunca toplu şekilde zaten bir kıyım yapacakmış belli. İlk olarak ayın 12'sinde bir 7-8 kişi işten çıkartınca diğer arkadaşlarımız da, hani biz burada bir aileyiz, kale grubu hep bunu üstüne basarak söyledi. Zeynep Hanım, Osman Bey, patronlarımız onlar oluyorlar. Toplu işçi çıkartımının farkına varınca sağ olsun sendika temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte fabrikanın önüne gelip bir konuşma yaptılar. Bunun üzerine fabrika yönetiminin içerisindeki arkadaşlarımız da alkışla tempo tuttular bize. Fabrika yönetimi de herkesi dışarıya çıkması için hani sinkaflı kelimeler kullandılar. Mecburen dışarı atılmış oldular yani. Peki ne istiyorsunuz? Burada direnişe başladınız. Talebiniz nedir? Ne söylemek istersiniz? Vallahi bizim istediğimiz tekrar işimizin başına dönmek. Tamam, bir yasal süreç başlayacak ama biz mahkemelerde değil tezgahların başında olmak istiyoruz. Tezgahların başında üretim yaparaktan ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz sadece orada daha insancıl bir yaşam hakkı istedik. Sınıf ayrımı istemedik. Çünkü içerideki sınıf ayrımı zaten bu pozisyona itti bizi. Sınıf ayrımı, ücret politikası, içeride yaşadığımız sıkıntılar üst üste katlana katlana bu seviyeye getirdi bizi. Biz de anayasal hakkımızı kullandık. Sendikalı olduk. Bizim içeride ya, aramızda kendimize sorduğumuz bir soru var. Ben onu sormak istiyorum aracılığınızla. Sendikalı olmak anayasal bir haksa neden onu kullanamıyoruz? Yani kullanmamıza neden izin vermiyorlar? Bunu birileri bize cevap versin yani. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de düşük saat ücretleri ve saat ücretlerinin dengesizliğiydi. Biz bunu her platformda departman yöneticilerine, fabrika yönetimine dile getirdik. Toplantılarda olsun, bireysel görüşmelerde olsun. Fakat bize söylenen Kale Holding kararı bu şekilde. Yapılan zamlar oradan belirleniyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Örneğin işte son zamlarda %4'ler, 6'lar vesaireler. Biz enflasyon karşısında ezildiğimizi defalarca söyledik. Hepimizin malumu, hepimiz etkileniyoruz enflasyondan. Fakat bunu duymak istemediler. Kulaklarını kapattılar bu duruma. Bize de tüm dünyada olduğu gibi yapacak tek bir şey kaldı. Anayasal hakkımız olan sendikalaşmak. Bizim istediğimiz düşük saat ücretlerinin son bulması, toplu sözleşmeyle tüm buradaki yetenekli arkadaşlarımızın tezgahlarının başına bir an önce dönmesi ve hızlıca tekrar ekonomiye katkı vermeye devam etmek. Tek istediğimiz bu. Evet, burada 12 Şubat tarihinden itibaren, yani işten çıkarmaların başladığı andan itibaren direniş başladı. 94 metal işçisi ve direnişini sürdürüyor. Direnişe oldukça fazla destek var. Gerek İzmir içerisinden gerekse Türkiye'nin farklı noktalarından. Az sonra da Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, beraberinde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu ile birlikte burada olacaklar. Ve yaşanan bu hukuksuzluğa bir kez de hep birlikte yanıt verecekler burada metal işçileriyle birlikte. Yaşananlar Türkiye'nin bir özeti gibi. Burada bir serbest bölgede bulunuyoruz. Burada işverenlere anayasayı ayaklar altına almak, yasaları çiğnemek, işçilerin sendikal haklarını yok saymak, hakkı hukuku yok saymak serbest. Ama işçilere, ama bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere en temel yasal ve anayasal hakkını kullanarak sendikalı olmak yasak. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sendikalı olmak bu ülkede çalışan ve üreten bütün işçiler için yasal ve anayasal bir haktır.
bu hakkın kullanılmasını engellemek, işçileri sendikadan istifa etmeye zorlamak, bunun için baskı uygulamak, hatta işten çıkartmak açıkça suçtur. Burada Kale Brad Whitney işvereni açıkça suç işlemektedir. Yasaları ve anayasayı ayaklar altına almaktadır. İşte buradaki 94 tane yiğit metal işçisi kardeşim de bu haksızlığa, hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe karşı direniyor. İşi için, ekmeği için, çocuklarının geleceği için direniyor. Ben anayasada böyle bir hakkım varken bir işveren bu anayasa hakkımı kullandığı zaman niye hiçbir şekilde hukuki bir soruşturmaya tabi tutulmuyor? Neden işveren beni sendikalaştım diye 94 tane insanı çok rahat bir şekilde işten atıyor, hem de tazminatsız atıyor? Bu arkadaşlarımız sanki yasa dışı bir iş yapmış gibi, sanki gayri ahlaki bir iş yapmış gibi tazminatsız işten atılıyor ve hiçbir şekilde işveren bunun karşılığında bir hukuki soruşturma içerisinde tabi olmuyor. Şimdi bu arkadaşlarımız tazminatsız atıldığı için işsizlik sigortasından da yararlanamayacak, biliyor musunuz? Yani burnunu sürtüyor. Sen misin sendikalaşan? İşte bak bunlar başına gelir diyor. Bir daha böyle işlere kalkışma diyor. İşsiz kalırsın, işsizlik sigortası alamazsın, sendikalaşamazsın, bir daha başka yere gittiğinde de uğraşırsan gene başka bir şey başına gelir. Buradaki sendikasız işçilere de mesaj veriyor. Yani bunlar aslında komplike bir iş. Sadece Brad Whitney, kale işvereninin yapmış olduğu bir şey değil. Türkiye'deki sermayenin ortaklaşa, işverenle, şu anki siyasi iktidarla iç içe örgütlülüğün önünü kesmek için herkese ibret olsun diye, örnek olsun diye yaptıkları bir şey. Ama biz 72 yıllık bir sendikayız. Kavelleri de yaşadık, demir dökümleri de yaşadık, 12 Eylül'leri de yaşadık, ne taşları da yaşadık, bugünlere geldik. Alnımızın akıyla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Onlar bilsin ki bu iş sadece 94 tane işçi attığım için bu iş burada biter diye düşünmesinler. Onların gelecekle ilgili planların hepsini bozacağız. Bu işçilerin inanın ki bu mücadeleler onların kabusu olacak, kabus. Onların gece rüyalarına gireceğiz biz, kabuslar olacağız. Ben bu daha başlangıç olduğunu herkes biliyor. Bu başlangıç. Yarın bir gün uluslararası alanda ve ulusal düzeyde onların yapmış olduğu her şeyi teşhir edeceğiz ve onlar bu sendikayı, bu işçileri tekrar kabul etmek zorunda kalacaklar. Yeter ki dirayetimizi sonuna kadar sürdürelim. Yeter ki hakkımızı sonuna kadar koruyalım. Yeter ki Birleşik Metal İş Disk bize sahip çıkacaktır ve biz onu sonuna kadar bu mücadeleyi, bu yolu birlikte yürüyeceğiz desinler. Bunun başka kurtuluşu yok. Kaleye ne diyoruz? Brad Whitney'e sendika halaylarla girecek. Halaylarla girecek. Sendika halaylarla girecek. Kaleye sendika halaylarla girecek. Kaleye sendika halaylarla girecek. Hep beraber. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Türkiye'nin önemli direnişçilerinden biri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Efe'lerin direnişiydi. O direniş 600 günü geride bıraktı ve bugün önemli gelişmeler var. O direnişçilerden biri Okan Aslan şu an yanımızda. Nedir son durum Okan? Direnişi aslında siz Ankara'ya taşıdınız ve ondan sonra bir takım gelişmeler oldu. Nedir son durum? Tabii biz direnişimizi 588. günde Ankara'ya taşıdık. Tabii iki haftadır ve bu haftada üçüncü hafta olmak üzere yani Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri ile birlikte sosyalist sendikamız, devrimci iş sendikaları ve Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu olmak üzere bir takım müzakere sürecine girdiler. Çünkü biz devrimci iş sendikalarına bağlı sosyalist sendikasına üye olduktan sonra işten çıkarılan işçileriz. Biz her zaman şunu savunduk, sendikalı olmak anayasal haktır dedik ve bunun üzerine 588 gündür Aydın Kent Meydanı'nda yapmış olduğumuz onurlu haklı mücadelemizi maalesef Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ve bürokratlar görmezden ve duymazdan geldi bu zamana kadar. Ama son iki haftadır olumlu bir süreç sürmekte. Bize aksedilen şu şekilde, Sosyalist Sendikası Genel Başkanı Mustafa Aguş ve yönetimi
ve Devrimci Sendikaları Genel Başkanı Arzu Çerkez oğlu bu olaya dahil olmuş durumda. Özellikle kendisi bizzat ilgileniyor. Bu hafta özellikle müzakere sürecinin olumlu yönde etkilendiğini bizzat bize aksettiler. Ama görünen oku farklı bir belediyede işe başlatacaklar gibi o şekilde bir görüşme söz konusu. Ama biz tekrar diyoruz, işe başladıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuna sizler aracılığınızla bildireceğiz zaten. Sosyalist sendikamız da bizle beraber olacak. Biz şu an için bu olumlu müzakere sürecine istinaden bugünden itibaren bir hafta ara veriyoruz direnişimize. Peki yaklaşık 600 gün. Aslında biz bu 600 günün içerisinde sıkça bir araya geldik. Zaman zaman biz geldik, zaman zaman siz yayına katıldınız. Bu süreç sizin açınızdan nasıl geçti? Bugün geldiğimiz bir son noktayı da dikkate alarak. Aslında hem bizler için özellikle aile ve çocuklarımız için çok sancılı bir dönemdi. Çünkü sonuçta haksız yere bir anda işinizden oluyorsunuz. Ve bizim işten çıkarılışımız 2018 Temmuz ayında bayram öncesi, bayrama bir hafta kala işten çıkarıldık. Çocuklarımızla birlikte hüsran bir bayram geçirdik. Tabii Sosyalist Sendikası'yla birlikte ortaklaşa bir karar alarak Aydın Kent Meydanı'nda direnişe başladık. Bu zamana kadar da getirdik. Çeşitli olumsuz sonuçlar olsun, hava iklimleri olsun, koşullar olsun, görüşmeler olsun bizi üzdü. Ama biz direndik. Dirayetimizi bozmadık. Bu zamana kadar da getirdik. Her zaman söylüyoruz. Tüm işçi sınıfına da buradan seslenmek istiyorum. Ya iş ya direniş dedik. Direnmek kazanmaktır dedik. Yani kazanmanın, o zaferin yolu direnmekten geçer dedik. Umarım örnek bir zafer olacaktır tüm işçi sınıfına. Şu an görüşmeler olumlu ve kısa bir süre içerisinde de neticelenecektir. Biz o yüzden buna istinaden de bir hafta bir ara veriyoruz direnişimize. Ta ki biz olumlu yaklaşıyoruz ki bir an önce işimizi elimize alalım. Çoluk çocuğumuz için çalışmaya başlayalım. Emek ve Hayat'ta bu hafta kameraman arkadaşımız İsyan Menci ile birlikte İzmir'deki gelişmeleri getirdik ekranlarınıza. Önemli gelişmeler vardı. Hareketli günler yaşanıyor İzmir'de. Özellikle kadınlar direnişlerde en ön safta. Sadece direnişlerde değil, üretim sürecinde de önemli rol oynuyorlar. Bu hafta Emek ve Hayat'ı bitirirken İzmir'deki kadın kooperatiflerine bırakıyoruz söz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Bizim 2015'ten önceki durumumuz normal bir ev kadını, bağda çalışan bir çiftçiydik. 2015'ten sonra kooperatifimizi kurduktan sonra Kadın Dayanışma Vakfı'ndan, Karabağlar Belediyesi'nden destekler ve eğitimler alarak biraz biraz bilinçlenerek ve kendi imkanlarımızla Kavacık Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Bizim altın değerinde bir üzümümüz var. Şansımız bizim üzümümüzün olması. Üzümümüzün yan ürünlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Pekmez yapıyoruz, sirke yapıyoruz, üzüm lokumu yapıyoruz, üzüm reçeli yapıyoruz. Ve doğada burada yetişen kekikten kekik suyu, sumaktan sumak ekşisi yapıyoruz. Yani toprağın bize verdiklerini biz bunları daha çok geliştirip yan ürünlerle beraber tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. Burada çok daha farklı. Yani İzmir'de yaşıyoruz ama kesinlikle İzmir değil burası. Şöyle bir şey geçti başımızdan. Buna benzer çok şey geçti ama bunu hiç unutamıyorum. Şu bulunduğunuz mekanda sırayla gelen müşteriye ürün tanıtacağız. Tanıtım yeri burası kooperatifimizin. Sıraya koyduk arkadaşlarımızı. Bayan arkadaşımıza Ayşe Hanım bugün siz sıradasınız dedik. Tamam dediler. Özgüven geldi tabii ki. Müşteri
gelip şu ürünleri bana gösterir misin veya fiyat sormuş. Kız kendini masanın altına saklamış bakın. Oradan bana telefon ediyor. Yenge lütfen çok çabuk gel. Birileri geldi fiyat ve ürün hakkında bilgi istiyor. O şekildeydik başlarken ama şimdi göğsümüzü gere gere ürünümüzde tanıtabiliyoruz, üründe üretebiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Zaten yan tarafımız kahvehaneler, evet. Aslında köyün kahvehaneleri ve yan yana paravanımız var. Onlar bizi görmüyorlar ama bizim şu anda İzmir'den köyümüze ziyaretçilerimiz geliyor. Beyli Bayanlı, biz onları içeriye alabiliyoruz, ürün tanıtımı da yapabiliyoruz, kendileriyle sohbet de edebiliyoruz ama kendi köyümüzde kahveyle aramızda paravanımız var. Peki, Naide Dündar, kooperatif kurucularından ve üyelerinden birisiniz. Bize bir anlatır mısınız? Yani bu süreç nasıl geldi? Siz ne yapıyorsunuz örneğin burada? Gidip bağda mısınız? Sonrasında ne yapıyorsunuz? Normalde ben de köyde yani çocukluğumuzdan beri bağımızda, bahçemizde çalışan bir bireydik. Ama yengemin dediğine de katılıyorum. Hani mesela insanın içine çıkıp hani ya bir konuşmakla hani amcamız daha iyi olsa, dayımız daha iyi olsa konuştun mu hani ay laf oluyor, küf oluyor mesela. O yüzden buraya geldik, bize de sosyal eğitimden bize işte şey verdiler, kurs verdiler ve ondan sonra gerçekten bayağı bir haftalarca aldık. Kurstan sonra bir özgüvenimiz geldi. Normalde atla çiftini sürerler, yani tarlayı kazarlar. Şu anki yapılacak iş bu. Yani bağ bozumu kesiliyor. Eskiden de yapıyordunuz aslında bunları, değil mi? Yani şimdiki farkı ne? Şimdiki farkı da gene aynı. Ama şimdiki farkı benim gözlemlediğim kadarıyla biraz daha değere bindi. Hani üzümümüz değere bindi, kendi gözümüzde de değere bindi. Ha bak hani değerli ki bunu yapalım, daha büyüdelim. Mesela önceden sürekli bağlarımız satılıyor, kökleniyor. Hani yerine bağ, zeytin, ceviz dikiliyordu. Ama şimdi bakıyorum ki satılmıyor ve daha yer alınık yeniden üzüm dikiliyor. Hani bu beni daha çok mutlu ediyor mesela. Yani siz bir şeyler üretmeye başladınız, belli bir ekonomik gelir olmaya başladı. Aile içerisinde durum değişti mi? Yani %100 değişti. Şimdi önceden mesela ben eşimin söylediği işleri yaparken şimdi ben ona akıl veriyor duruma geldim yani. Artık eşitlendi bazı şeyler galiba. Bayağı eşitlendi aynen. ...2014 yılında yerel seçimlerden sonra İzmir belediyeleri çok hızlı bir şekilde kadın kooperatifleri kurmaya başladı. Bizim de Urla Belediye'mizin başkanı Sibel Uyar bir kadın olarak seçildikten sonra kadın üreticileri kooperatifleşme çağrısı yaptı. Temmuz ayında biz toplandık. Urla'daki kadın üretici pazarındaki üretici kadınlar olaraktan. Kadın Emeğinin Değerlendirme Vakfı Ege Bölge Koordinatörü Ayşe Temiztaş bize kadın kooperatiflerinin amaçlarını, kadına nasıl bir katkı sağlayacağını anlatan bir toplantının sonucunda kooperatifleşme sürecine katılmak isteyen kadınların kayıtlarını yaptırmasıyla bizim Urla'lı kadınların hikayesi başladı. O eğitime 25 kadınla başladık, 85 kadınla eğitimi tamamladık. Ve 2014 yılının sonucunda 103 kadın ortağımız vardı. Şu anda 180 kadın ortağımız var. Bunun şu anda aktif olarak çalışan sayısı 100 kadın. Yani 90'ın altına düşmüyor. İşlerin, üretimlerin bir değere dönüşmesi için biz bu yola çıktık. Çünkü kadın kooperatifleri kadınların kendilerinde bulunan yeteneklerin, özelliklerin bir artı değer, bir katma değer olarak kendi hayatlarına katılması için ortaya çıkan oluşumlar ve hatta
Buradan yola çıkarak kazandığımız ekonomik güçle değişip dönüşerek toplumdaki gerçek rolümüzü oynamamıza katkı sağlaması için örgütlendiğimiz bir yapı. Sebze meyve gıda işleme atölyemizin girişi. Galoşlarımızı giymeden içeriye giremiyoruz. Bonemizi takmamız lazım esasında. Onu da evet, bakalım. Evet, biz kapıdan girerken özellikle uyarıldık, bonelerimizi taktık, galoşlarımızı giydik. Oldukça hijyenik bir ortam. Arkada ocağımız var. Konserve yaparken veya reçel yaparken kullandığımız ocak. Bacamız var. O yüzden itfaiye raporumuz da mevcut. İki küvetli sebze yıkama yerlerimiz var. Burası da bulaşık yerimiz. Yani burada biz konservelerimizi, reçellerimizi, turşularımızı hazırlıyoruz. Aynı zamanda da börek içinde kullandığımız ıspanak, patates gibi yine sebzelerimizi burada işliyoruz. Kolay gelsin. Burası da unlu mamuller atölyemiz. Her gün iki arkadaşımız geliyor. Bugün Sabahat ile Birgül burada. Bugün atom kurabiye yaptık. Elmalı kurabiye, bohaça. 6 tane kek yaptık. Ondan sonra mahlepli kurabiyemiz vardı. Yeni ürünümüz Hindistan cevizli kurabiye yaptık. 36 ölçü bugünlük. Bu kadar anca yetiştirebildik. 36 ölçü bizim için hiç yani. Biz 50-52 bazen siparişimiz çok oluyor. 50 ölçü, 60 ölçüye kadar çıkabiliyoruz yani. O kadar yoğun oluyoruz. Ama severek yapıyoruz. Hazır kalan ürünlerimiz bunlar. Arkadaşlarımızın söz ettiği ürünler bunlar. Ve bu ürünlerin reçeteleri dışarıya çıkmıyor. Bu reçeteler sadece bu kooperatifin ürün reçeteleri olarak saklanıyor. Ve sürekli de reçetelere uygun üretim yapılıp yapılmadığı gıda mühendisi tarafından kontrol ediliyor. Hatta ortaklarımız festivallerde bile bu ürünleri üretemiyorlar. Peki, size de kolay gelsin bu arada. Kasa sizde galiba, tartılar. Gün içerisinde yoğun geçiyor mu? Tabii, yoğun geçtiği zamanlar da oluyor. Hem siparişlerin olduğu zamanlar. İşte belli mesela burada salı günleri pazarımız oluyor. Pazar günü burada oturanlarımız çok oluyor. Alışveriş yapanlar, kokuyu duyanlar. İşte ben diyor çok güzel bir şey kokuyor diyor. Ne o diyor, hemen ondan almak istiyorum diyenler oluyor tabii ki. Şu an kış dönemindeyiz. İşte bahar geliyor. Yavaş yavaş tabii ki hareketleniyoruz. Yaz döneminde daha yoğun tempoda çalışıyoruz. Bizim yaptığımız bütün üretimler geleneksel mutfak üretimi oluyor. Diğeri gördüğünüz kırmızı biberli, hani bir sosa ihtiyacı olmadan yapabilirsin, erişteyi de ürettiğimiz bir şey. Kara kılçık, biliyorsunuz Seferihisar'da bir köylünün sandığından çıkardığı tohumdan yapılmış bir yaygınlaştırılmaya çalışılan bir buğday üretimi unu. Balkabaklı eriştemiz var, pancarlı eriştemiz var, bir de normal bildiğiniz sade eriştemiz var. Ayrıca vegan eriştemiz de var. İçinde yumurta ve süt olmayan hamurla yapılan. Peki bu erişteler nerede yapılıyor? Kimler üretiyor bu erişteleri? Bu erişteleri Urla Kadın Kooperatifi'nin erişte konusunda ustalaşmış kadınları yapıyor. Şu an hemen yanımızda oturan evet, kadın arkadaşlarımız evet, sanıyorum. Onlar ustalarımız. Galiba şu an üretim saati paydos bitti. Peki biz size bir dönelim. Evet. Bu enfes ürünleri sizler üretiyorsunuz evet, sanıyorum. Nasıl üretiyorsunuz? Bize çok kısaca nerede üretiyorsunuz anlatabilir misiniz? Biz bu işe 11 sene önce Özbek'te başlamıştık. Orada şey vardı, orada başlamıştık. Şimdi 5 seneden beri de kooperatifimiz kurulalı. 5 seneden beri de buradayız. Yukarıda mutfağımız var. Orada üretiyoruz arkadaşlarla beraber. Yani böyle devam ettiriyoruz. Peki kooperatif çatısı altında bunu yapmak hep birlikte kadınlar olarak nasıl bir duygu, nasıl hissediyorsunuz? Severek geliyoruz yani. Ben çok seviyorum. Zaten hamurla oynamayı falan çok seviyoruz. Severek, arkadaşlarımız da çok iyi. Birbirimizle dostluğumuz da çok güzel. Severek gelip yapıyoruz yani. İlk hedefimiz ekonomik güçlenmekti ama şu andaki hedefimiz sadece ekonomik güçlenmek değil. Biz aynı zamanda ülkenin geleceğiyle ilgili söz sahibi olduğumuzu da insanlara anlatmak istiyoruz. O yüzden kooperatif bizim için sadece para kazandığımız bir yer değil, sosyalleştiğimiz ve sosyal amaçlarımızın da hayata geçirilmesi gerektiği bir yer olduğuydu. Ve bunda da kadının bir örgütlü güç olmadan tek tek birey başaramayacağı şeyleri bir araya geldiklerinde başarabildiklerini görebilmeleri için çok iyi bir alan.
Çünkü buraya sadece para kazanmak için gelmiyorlar. Birbirlerinden öğrendikleri şeyi kendilerini dönüştürebildiklerini de kullanıyorlar. Dönüştürebilmek için de kullanıyorlar.